Evet Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2020 yılı Mali Bütçe yasa tasarısının görüşmeleri bu bütçe maratonumuz. Hayırlısı olsun e, demek istiyorum. E, kısa bir değerlendirme yapacağım. Tabii ki bakanlıkların <laughs> bütçelerinde daha detaylı e, görüşlerimizi, muhalefet olarak e, yapıcı eleştirilerimizi sunacağız. E, öncelikle ben konuşmama başlarken e, bu Mali yılı bütçemizdeki artışa kısaca bir değinerek, bir farkındalık yaratarak devam etmek istiyorum konuşmama. Ee, öncelikle maliyeli bütçelerimizi böyle e, hayat pahalılığı oranında ve ondan bir iki e, baz puan üstünde arttırarak e, yola çıktığımız zaman anlamalıyız ki ülke olarak, e, ekonomi politikalarımız olarak olduğumuz yerde saymaktan başka bir şey e, yapmıyoruz. Sadece... ...ödemelerimizdeki hayat pahalılığındaki artış yansıtıyoruz demektir. Yani aslında fark yaratacak yatırımlardan, yıllardır özlediğimiz yatırımlardan yapmamız gereken, atmamız gereken belli başlı alanlardan halkımızı, vatandaşımızı uzakta tuttuğumuz anlamına gelmektedir. Aşağıda açıkça, detaylı bir şekilde açıklayacağım, yatırımlardan bahsedeceğim belli başlı kendime göre önemli bulduğum alanlardan. Evet. Ee, tabii ki yerel mal gelirlerimizin de hayat pahalılığı oranında artması da aslında bir e, başarı olarak görmüyorum ben. E, çünkü tabii ki e, önümüze gelen e, mukayeseli özet tablosunda 2019 yılıyla 2020 yılı arasındaki %24'lük bir artış söz konusu olduğu söylemesine rağmen aslında bu 2019 yılı beklentisiydi. Fakat 2019 yılı içerisindeki gerçekleşen rakamla 2020 yılı beklenen mali gelirler arasındaki fark aslında beklenen hayat pahalılığı oranında bile değildir. %24 yazıyor fakat bu %10'un altında bile olabileceğini öngörüyoruz. E, tabii ki burada ticaret odasının e, yapmış olduğu bir e, araştırma vardı. Neydi bu? Yani bizim ülkemizdeki ekonominin neredeyse %20, e, %50'sinden fazlasının kayıt dışı bir ekonomiden e, oluştuğu e, üzerinde durulmuştu. Ve bu gerçekten çok kritikti. E, fakat e, bunun üzerinde duracak bir e, yapılanma bugünkü hükümette olmadığını görmek gerçekten üzüntü verici diye düşünmekteyim. E, bunun yanında... Ee, tabii ki ekonomimizin e, büyük bir e, ivmesi olması gereken e, yerli ve tarımsal e, yerli tarımsal ve sanayi üretiminin öneminin de e, farkına varmak gerekiyor. Bunların destek programlarının altın, e, altında olması gereken e, sahalardır. Fakat gerekli. E, katkıyı da burada e, görmüyoruz e, yıllar içerisinde yıllar içerisinde aslında e, üreticimize yerli ve e, yerli e, tarımsal e, üretimle uğraşan sanayi üretimiyle uğraşan e, üreticimize e, verilen e, katma değerin e, teşviklerin yıllar içerisinde döviz bazında eriyip bittiğini e, görmekteyiz ve gerekli desteğin aslında burada olmadığını e, öngörüyoruz. Evet, bunun yanında belli başlı noktalarda aslında bu bütçeyle bizi nelerin beklediğine bir e, kısaca bakmak gerekiyor. Belediyelerin e, gelirlerinden bahsettik. Evet, belediyelerdeki gelirler belli bir miktar artmıştır fakat e, bu bizi kurtarmaz sevgili arkadaşlar. Neden kurtarmaz? Çünkü belediyeler üzerine düşen asli görevlerin büyük bir kısmını bugün yapamıyor. E, bunun altını çizmek gerekiyor. Yani bugün e, belediyeler sadece fiilen yürüttükleri görevler değildir görevleri. Belediyelerin daha bir sürü kutlamaları, e, Görevi vardır fakat bunları yerine getirmekten aciz durumda kalabiliyor. Yani turizm için yapılması gereken işler vardır. Belediyeler bünyesinde bunlar nedir? Yani çekim merkezleri yaratabilecek mekanlar yapılması gerekiyor. Bir sürü işler aslında bunları burada ilgili bütçeleri görüşülürken daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. Fakat... Örneğin gıda kontrollerine bile etkin denetim yapabilecek bir mekanizmadan uzak kalabiliyor. Halk sağlığını tehdit eden konularda e, proaktif olmaktan uzak kalabiliyor bugün belediyelerimiz. E, altyapı problemlerine gerekli yatırımları yapamıyor bugün e, belediyelerimiz. E, örneğin bir e, kanalizasyon altyapısı için gerekli maddi kaynağı e, bulabilecek bir mali yapıdan uzaktır belediyelerimiz. Dolayısıyla biz bugün e, eğer kaliteli bir yerel hizmet ee, anlayışıyla yerel yönetimlerde yönetilmek istiyorsak e, bu bütçeler gerçekten komik kalıyor e, ve bizi aslında uzun vadede e, her anlamda yıkıma götürebilecek bir mekanizma var burada. E, tabii ki e, burada ulaştırma al altyapısından bahsediyoruz. Hep böyle Ulaştırma Bakanlığı'nın üzerine atıyoruz topu fakat e, geçenlerde ee, Sayın Ulaştırma Bakanı bahsetmişti. 1900 kilometre gibi bir e, ağdan bahsetmişti. Otoyol e, yol ağından bahsetmişti. Fakat aslında burada e, yerel yönetimlerin bakım, onarım, tadilat yapması gereken aslında çok çok daha fazla e, metrekare bazında alan vardır ve bu fiyatlarla, bu keşif bedelleri üzerinden gerçekten ilgili yatırımları yapmakta e, sınıfta kalıyor belediyelerimiz ve sınıfta da kalacaktır. Bu bütçe göre belediyelere layık gördüğünüz bu bütçeye göre evet sınıfta kalacaktır önümüzdeki yıllarda yıllarda da ee, tabii ki e, belediyelere aktarılan bu katkı payı e, bize halkımıza e, sağlık sorunlarından çevre problemlerine turizmin gelişememesinden bölgesel ekonomilerin gelişememesine ve en önemlisi aslında e, küçük yerleşim bölgelerinden Küçük yerleşim bölgelerinin göç alması ve bununla birlikte atıl durumda kalan aile işletmelerine dönüyor. Özellikle kırsal bölgelerimiz ve ivedilikle üzerinde durulması gereken bir konuydu. Fakat anlaşılan şu anki hükümetin gündeminde böyle bir düşünce yok. Evet, belediyelerden sonra ulaştırma alanına değinmek istiyorum. İstiyorum ulaştırmaya ayrılan bütçe aslında gerçekten komik ve sadece mevcut bu bütçeyle ulaştırmada sadece yamalamayla geçecek bir yıl bekliyor bizi. E, tabii ki bekleyen onlarca proje vardır fakat anlaşılan e, bizi elimizdeki kullanabildiğimiz yolların bile yıkıma dönüşeceği bir yıl beklediği dur gözüküyor e, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinden. Ee, tabii ki özellikle ulaştırma alanında bütçe olarak olduğunuz yerde sayarsanız yani sadece hayat pahalı oranında bir e, artış verirseniz belki de onu bile vermeyebilirken bilirken ulaştırma alanındaki ilgili bakanlığa yürütmenin bacağına ne oluyor aslında elinizdekilerin de yıllar içerisinde e, olduğu yerde e, bunlar salam durmuyor yani. E, hava şartlarına göre, yağın yağmura göre her yıl bakım, onarım, tadilat gerekebiliyor. Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Fakat e, bunlar da belli ki e, sınıfta kalacak olan bir Ulaştırma Bakanlığı bekliyor bizi. Önümüze konulan e, bütçeyle birlikte tabii ki artan nüfusa cevap vermekte zorlanan bir e, ulaştırma altyapımız vardır. E, ve... Gerçekten artık eski yollarımız mevcut trafik yoğunluğunu kaldırabilecek kapasiteden yoksundur. Örneğin yani bir bakmak gerekiyor. Gerçekten dörtlü koalisyon hükümeti zamanında Güzelyurt-Lefke ana yolunun Doğancı Kavşağı'na açılması... Doğancı Kavşağı'na kadar açılabilmesi için o kısıtlı kaynaklar içerisinde ne kadar zorluklar da en azından Doğancı Kavşağı'na kadar olan yolu açabilmiştir. Fakat... Doğancı Kavşağından Lefke'ye kadar olan bölüm için gerçekten bir talep almak gerekiyor. İlgili bakanlar kurulu ne yapmıştı? Lefke'ye bir ziyaret yapmıştı. Ve oradan ayrılırken öyle sözler verildi ki sanki böyle bir iki hafta içerisinde Lefke tamamıyla dört dörtlük olarak bütün sorunlarını bütün sorunlar üzerinde bir çizik atacaktı fakat gel gelelim hiçbir şey olmamış ve bütçeden de gördüğümüz maalesef olamayacak gibi durmaktadır çünkü gerçekten artık Doğancı Kavşan'dan Lefke'ye kadar olan bölgede yoğunluk çok fazla ve trafik akışında artık risk oluşturduğunu görebilmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, e, tabii ki reva görülen ulaştırma alanda ülkemizin vatandaşına reva görülen e, yollar bu kadar demektir. Tabii ki bunun yanında ulaştırma alanda biz artık gerçekten mevcut e, yapıların, bakım onarım tadilatından e, daha fazla işlerle uğraşmamız gerekiyor. E, yapmamız gereken çok fazla iş vardır Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde. E, bunlar yıllar içerisinde belki hiç konuşulmuyordur e, mevcut problemlerimizden dolayı. E, fakat örneğin e, fiilen bir yol olan e, fakat deri yatağının üzerinden geçen yollarımız vardır ve e, köprüden e, yoksundur bunlar. Ve e, suların akışa geçtiği dönemlerde e, ilkel çağlarda olduğu gibi e, mevsimin geçmesini bekliyor. Belli başlı vatandaşlarımız, belli başlı bölgelerimiz e, arazilerine e, gidebilmek için e, üretim alanlarında e, maalesef çağ dışı yollarla yılın sadece belirli zamanlarında kullanabilen e, bir... Yol ağımız vardır. Buralara da yatırım gerekiyor. Fakat mevcut sorunlar içerisinde, mevcut bütçeyle bunları yıllar içerisinde hiç konuşamamışız. Bunun yanında neler var? Aslında gündemimizi almamız gereken, bizim gerçekten çağdaş bir ülkeysek eğer, bölünmüş yollar üzerinde örneğin döneli kavşaklarımız var. Fakat bizim ülkemize hiç de uygun yöntemler değildir bunlar. Artık alt geçitleri, üst geçitleri... Konuşabilmemiz gerekiyor e, maksimum düzeyde e, trafik akışına olanak sağlayabilecek e, yatırımlar gereklidir bize e, tüneller inşa edebilmemiz gerekiyor e, toplu taşımada ve hafif fraylı sistemlerimizde e, gerekli yatırımların e, yapmasını bekliyor bugün toplumumuz fakat bu bütçeyle gerçekten bırakın e, bu yatırımların yapılmasını elimizdeki mevcut e, ulaştırma yapısını bile e, kaybedebileceğimiz e, bir bütçeyle karşı karşıyayız. Ee, bunun yanında tabii ki son zamanlarda özellikle e, vatandaşın e, sinir uçlarıyla oynayan bir e, başlık oluştu. Bu böyle değildi. Son birkaç ay içerisinde bozuldu. Trafik ışıklarındaki zamanlama problemi. Gerçekten e, belli başlı yerlerde özellikle trafik e, ışıklarındaki zamanlama yüzünden e, çok fazla e, gereksiz yanlış ayarlamalar yapıldı. Tabii ki bunlar dünyada nasıl oluyor diye baktığımız zaman gerçekten çığır açıcı sistemler vardır. Bunlar nelerdir, nasıl çalışıyor? Tabii ki önemli olan trafik akışına maksimum düzeyde imkan verebilecek akıllı sistemlerle donatılması ve zaman dilimlerine göre, trafik akışına göre zamanlamış dinamik ve online monitör edilebilen sistemlerden bahsediyoruz. Bunlar içinde. de bir bütçe yok. E, gündeminde de yok anladığım kadarıyla mevcut hükümetin. E, tabii ki bunlar e, önümüzdeki yıl içerisinde sadece hayal olarak kalacak e, beklentilerdir. Halk netizinde e, insan hayatını hiçe sayan yollarda sürüşmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Tabii ki sağlık alanında bir bütçemiz e, vardır. Fakat sayılığa gerçekten ayrılan bu e, komik, Bütçe için aslında konuşulacak pek fazla bir şey bırakmadınız gerçekten e, zor bir yıl bekliyor anlaşılan Sağlık Bakanımızı e, mevcut aksaklıkları çözebil e, şu anki mevcut aksaklıkları bile çözebilecek bir mekanizmadan yoksul bir e, bütçe var aslında ancak da e, mevcut yapıların boya banasıyla geçecek olan bir yıl olarak görünüyor önümüzde. E, sağlık alanda oysa gerçekten hastanemizdeki hastanemizdeki kadro <laughs> eksiklerimizden e, tutun da e, teknik, teçhizat, ekipman eksikliklerimiz var. E, Ameliyathanelerde kullanılan malzeme eksikliklerimiz var. Sağlıkta tasarruf olmadığını hükümet olarak e, bilmemiz gerekiyordu. Ve gerekli kaynağı buraya en azından e, özellikle Sağlık Bakanlığı'na aktarabilmemiz gerekiyordu. Fakat maalesef e, bu da e, yok. E, ee, tabii ki geçen günlerde Cengiz Topel Hastanesi'ne yapmış olduğumuz e, ziyarette e, gerçekten biyokimya tahlil cihazının bir ay boyunca bozuk olduğunu gördük. E, ve tahliller e, başka yerlere aktarılıyormuş. E, artık bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Gerekli yatırımların zamanında en azından bakım onarımlarının zamanında yapılabileceği bir bütçe gerekiyor. Fakat gözüken o ki daha zorlu bir yıl bekliyor bizi 2020 yılı içerisinde. Tabii ki sayılmakla bitmeyecek sorunlar ve var ve öngörülen bu ki bu bütçeyle Sağlık Bakanlığı'na öngörülen bu bütçeyle bu sorunlar da 2020 yılı içerisinde devam edecek. Demek ki halkımıza e, reva görülen sağlık hizmeti e, buymuş. Gerçekten çok üzgünüm bu konuda sevgili arkadaşlar. Evet, tabii ki e, ilgili e, bakan... <laughs> lklarda daha detaylı konuşacağız fakat eğitimdeki bütçe de çok gerçekten sınırlı ve sınıfta kalmış bir bütçe olarak görüyoruz çok ciddi sorunlarımızın var yani eğitimdeki sorunlarla bütçeye kıyasladığımız zaman deveyle karıncanın benzetmesini yapabiliyoruz gerçekten fiziki hatırımlardan yoksun olacağımız bir yıl bekliyor bizi eğitimde de tabi kalabalık sınıflarda eğitim vermeye çalışacağız. Tekrardan ve bu eğitimde kalitede bahsetmeye çalışacağız. Gerçekten eğitimdeki e, bütçede çok e, sınırlı duruyor. Tarım alanda çok detaylı konuşalım fakat e, kısaca bir değinmek gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın bütçesinde de kesinlikle bir yıkım yılı bizi bekliyor. Tarım Bakanlığı'nın bütçesinde. Çünkü artık insanlarımız, tarımla uğraşan vatandaşımız yerli üretimden kopma noktasına gelmiştir. E, ekonomik akıla uygun bir üretim modeli olarak ee, önümüzde durmaktan çıkıyor maalesef e, tarım sektöründe yerli üretimin önemini lütfen onu bitirdiğimiz zaman anlamayalım sevgili arkadaşlar ve e, tarımsal üretimin yerli üretimin önemine e, önem verelim fakat bu yıl içerisinde böyle bir e, bütçemiz olmadığını görüyoruz e, tabii ki teşviklendirme programlarına e, teşviklendirme de yapılan katkılara değinmek istiyoruz. Yani dolar bazında girdi maliyetleri dolar bazında olmasına rağmen yıllar içerisinde bakıyoruz ki dolar olarak neredeyse yüzde 70 70 gerileyen bir teşviklendirme desteği var. Bu şekilde kesinlikle bu sektörü ayakta tutmak mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Evet Kıptek konusunda da ilgili bakanlıkta detaylı olarak konuşacağız fakat mevcut yapı içerisinde mevcut elektrik fiyatları ile birlikte kesinlikle bir sürü sektörümüz ekonomik akıla uygun sektörler olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla elektrik fiyatlarını düşürebileceğimiz bir yatırım destek programının olmaması da bu bütçede gerçekten. Çok üzücü. Belli ki bu fiyatlarla ve olası dövizdeki Türk lirasının değer kaybıyla petrol fiyatlarının artması ile birlikte ki bir süreçte zamlarla geçecek olan bir yıl reva görülüyor halkımıza. Evet dediğim gibi ilgili bakanlıklarda daha detaylı olarak konuşacağız. Ben bu konulara değinmek istedim. Teşekkür eder. Saygılar sunarım sevgili arkadaşlar.